Arkadaşlar herkese merhabalar. Şöyle bir polinom sorusuyla karşınızdayım. Px polinomunun iki katlı bir kökü x eşittir 1 olduğuna göre a ile b arasında bağıntı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi arkadaşlar bir polinomun iki katlı kökü olması ne demek? Bu çift katlı kök anlamına gelir. Bu da arkadaşlar polinomun x eksi 1 üzeri 2 ile ya da 2'nin herhangi bir kuvveti 2, 4, 6 böyle bir arkadaşlar kuvvetiyle bölünebilir anlamına gelir. Tabii Px polinomunun hani 3. dereceden bir polinom olduğu düşünülürse çift katlı kökü denildiğinde demek ki x eksi 1'in karesiyle tam olarak bölündüğünü söyleyebiliriz. Şimdi burada polinom türev ilişkisine dair bir not söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Px polinomu x eksi 1 ile tam olarak bölünüyorsa hani P1'in 0 olduğunu zaten biliyoruz. Bunu polinomlardan hatırlıyoruz zaten. Peki ekstradan ne söyleyeceğiz? Arkadaşlar Px eğer x eksi 1'in karesiyle tam olarak bölünüyorsa P'nin türevinde 1 de yine aynı şekilde tam olarak bölünür. Çünkü kuralımız neydi? Kuralımız şuydu arkadaşlar. Eğer bir Px polinomu x eksi a'nın n'inci dereceden kuvvetiyle tam olarak bölünüyorsa bu pa eşittir 0 demekle birlikte p'nin türevinde a eşittir 0 diyerek p'nin n eksi 1'inci dereceden türevinin 0 olduğu duruma kadar bunu uzatırız ve her birinde polinomun 0 olduğunu, ortaya çıkan polinomun türevlerin yani ortaya çıkan türevler sonuçta bir polinom olacak. İşte o polinomların x gördüğünüz yere a yazdığınızda elde edeceğiniz değerin 0 olduğunu anlatır. O zaman arkadaşlar bakın ben şu polinomun türevini alırsam p üssü x eşittir. Dikkat edin 3a x kare artı 2 çarpı b eksi 1 x eksi b olur. Bakın burada x gördüğüm yere 1 yazdığımda 3a artı değil mi? 2'yi de dağıtarak yazayım. Buraya 1 yazınca burası 2 çarpı b eksi 1 olacak. O da 2b eksi 2 olur. Eksi b eşittir 0 olur. Bu da arkadaşlar bana şurası 8 gibi gözüktü. Düzelteyim. 3a artı b eşittir 2 ifadesini verir. Bana a ile b arasındaki bağıntıyı soruyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa şıkkı olur deriz. Bu eskiden daha çok değinilen bir kuraldı arkadaşlar. Şimdilerde çok fazla değinilmiyor belki ama bu kuralı iyi bilmeniz gerekiyor. Bu kural aynı zamanda polinom türev ilişkisi başlığı altında da söylenebilen bir kural. Kuralı tekrar etmeme gerek yok. PA eşittir 0. Tekrar etmeme gerek yok diyorum ama tekrar ediyorum yine. Olsun son kez bir daha tekrar edeyim. Eğer Px x eksenine n'inci dereceden kuvvetiyle tam olarak bölünüyorsa PA 0 olduğu gibi P üssü A da 0'dır. P 2 üssü A da 0'dır. P 3 üssü A da 0'dır. Ta ki P n eksi 1'inci dereceden türevine kadar bu ifadeler daima 0 olur. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.